Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Bizim aklımız burada şunu emreder. Mesela devlet memuru olanlar için söyleyeyim. Diyelim ki Haşmet kardeşimiz Konya'da karayolları bölge müdürü. Bilmiyorum maaşları falan da kusura bakmayın bir örnek olsun diye veririm. Yani 5000 lira aylık alıyor diyelim. Öyle bir maaş verirler mi vermezler mi bilmem de. Aklıma öyle geldi söylüyorum. Şimdi Haşmet kardeşimize deseler ki sana Ankara'da bir vazife 10 bin lira aylık vereceğiz. 50 bin lira aylık vereceğiz. Kabul eder mi? Tabii eder yani. 5 bin lira yerine 50 bin lira. Ne yapar o zaman? Her gün sabah uçakla gider akşam geri döner Konya'ya o vazifeyi ifa etmek için. İşte şeyin bugünkü bizim bildiğimiz aklın emri bu. Eğer biz akıllı insanlarsak Allah Azimüşşan Me'ariz suresinde buyuruyor ki 50 bin sene hamsine elfe senetin fasbir sabrın cemila mahşer günü hesap vereceğiniz müddet 50 bin senedir diyor. O 50 bin sene bir günü oranın ki elfe senetin mimma teavuddun içinde bulunduğunuz bir günün şey, bin seneye bedeldir oranın bir günü diyor. Trilyonlarca yıl ediyor hesap edersek Tahsin kardeşim. Orada insanlar bekleyecek. Allah Resulü herkesin çıplak olarak haşrolacağını söylüyor. Seyyidetine Ayşe radıyallahu anh, ya Resulallah birbirlerini görüp utanmazlar mı? Birbirlerinden şey etmezler mi? Haya etmezler mi? O gün diyor herkes günahına göre kimi topuğuna kadar, kimi diz kapağına kadar, kimi göbeğine kadar, kimi boğazına kadar kendi terinin suyunun içerisinde olacak. Kendinden başka bir şey görmeyecek. Allah yevme yefirul mer'u min ehih ve ummi ve abi ve sahibeti ve beni ana, baba, kardeş, dost. Herkes birbirinden kaçacak diyor. Nasıl ferret min kasbere. Aslandan nasıl kaçarsa öyle kaçacak diyor. Yevme yec'alul vildane şiba. Çocukların saçın ağardığı gün diyor. Kadının hamlini vaz ettiği, düşürdüğü, karnındaki çocuğu doğurup düşürdüğü gün. Kadının kucağındaki çocuğu unuttuğu gün. Ana çocuğunu unutur mu? Allah söylüyor. Öyle bir günde hesap vereceğiz. Onun için akıllı olan Müslümana gereken odur ki şurada maaşımızı ona katladığı zaman nasıl ki koşmanın yollarını arıyorsa o gün orada hesapsız 70 bin kişi cennete girecek diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. O kişilerden biri de biz olalım. Onlardan biri olmaya gayret edelim. Allah ahir akıbetimizi hayır etsin. Her hususta hepimizi sünnet-i seniyeye uyan müminlerden eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebina Muhammed. Davahum fiha sübhaneke Allahümme ve tahiyyetuhum fiha selam. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'a emanet olun.